Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Zengezur Türk Cumhuriyeti serimizin 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bugün de yine gerçekleştireceğimiz bu bölümde hem Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin kendi iç işleri, kendi devleti, kendi halkı, hem de Azerbaycan devleti ve hükümetinin yararına yapabileceğimiz bütün hamleleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Geçtiğimiz bölümün kısa bir özetini geçmemiz gerekirse, ki zaten hani bir özet geçmeye çalışırsak çok kısa olur. Çünkü sadece Rusya ile savaştık ama tek başımıza değil, Belarus vardı, Finlandiya vardı kuzeyden gelen gördüğünüz üzere. Azerbaycan devletini savaşa davet ettik, bizlerle beraber savaştı. Üstüne bir de Zengezur Türk Cumhuriyeti bastırınca Rusya devleti artık arada bir tost haline geldi. Ve bu tostu biz paylaştık abi. Hani altını başka adam, üstünü başka adam, sağını solunu başka adam, ama bir şekilde Rusya ortada bölündü. Ve hani çok küçük bir tost parçası haline geldi abi. Büyük bir tosttu. Maşallahı vardı şimdi, hani nereden baksan bir ekmek tost kadar vardı. Ama şu anda bir çeyreği bile kalmadı maalesef elinde. Rusya'nın da adına üzülüyorum ama yapacak da bir şey yok. Diplomasilerini iyi yürütememişler. Karşılığında da pek çok devletin aynı anda kendilerine savaş ilan etmesiyle beraber yıkılmışlar. Yapacak da bir şey yok. Bu bölgede böyle bir kurtlar sofrasında diplomasiyi iyi yönetemezseniz maalesef devletiniz de ayakta kalmıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bizim bölgemizin diplomatik yapısı o kadar karışık ki herkes birbiriyle savaşta. Rusya Çin'le savaştaydı, bitti. Rusya Finlandiya, Rusya Belarus, Rusya Azerbaycan, Rusya Zengezur, bunların hepsi bitti. Ama hemen güneyimizde aylardır yıllardır devam eden bir savaş daha var, o da İran Savaşı. Yani 3 yıl 5 ay 1 gündür devam eden İran tarafından başlatılan bir İran Türkiye Savaşı var. Ve bizim aslında eğer paramız, ekonomimiz, durumumuz yerinde olsaydı direkt dönüp bir tokadı da İran'a çakardık. Ama şu an maalesef o tokadı çakabilecek kadar iyi bir durumda değiliz. Henüz yeni Rusya gibi bir süper güç ile savaştan çıkmış bir devlet olarak biraz toparlanmak için belli bir süreye ihtiyacımız var. Ama bu süreden sonra kesinlikle İran'a savaşımızı ilan edeceğiz abi. Buraya yazıyorum. İran'a savaş ilan edilecek. Yeter ki bu savaş bu şekilde ortada geçmeye devam etsin. Bu savaş eğer ortada geçmeye devam ederse biz de o zamana kadar toparlanırız. Toparlanır ve İran'a savaşımızı ilan ederiz abi. Ben inanıyorum devletime. Ben devletime inanıyorum. Gerekirse Azerbaycan'ı çağırmayız, kendimiz alırız. Ben devletime inanıyorum. Biz bu İran'ı yok ederiz. Çünkü gerçekten çok güçsüz düştüler. Yani ekonomilerine bir bakar mısınız abi? Türkiye 103 bine, İran 74 bine kadar düştü. Ya adamlar 3 yıldır habire ordu basıyorlar. Durmadan ordu basıyorlar. Şimdi mesela nüfus haritasını bir kontrol edelim. Baksana şuraya bak. Resmen çöl olmuş adamın bütün toprakları. Normalde bu topraklar çok daha bereketli topraklardır abi. Türkiye'nin de keza aynı şekilde bu arada, yani batı tarafı biraz daha fazla yine, ama doğu tarafına bakar mısınız? Şuralardan ne kadar ordu bastığı ne kadar belli değil mi Türkiye'nin? Adam bitirmiş toprakları. Ülkeyi bitirmiş. Yani o yüzden sadece birbirlerine zarar veriyorlar ve bu açıkçası bize yarıyor. Sonuçta bölgenin güçlü devletleri güçsüz düşerse biz daha iyi bir konuma çıkarız. Yani mantık budur, mantık basit. O sebeple onların kaybetmesi bizim yararımıza. Onlar kaybediyorsa biz kazanıyoruz abi. Şimdi Türkiye'ye de düşmanmış gibi konuşuyorum. Normalde serinin başında ne demiştik abi? Türkiye ile biz müttefik olmaya çalışacağız demiştik ama maalesef bizim lordumuz, sevgili Azerbaycan devleti, Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmadığı için biz de iyi ilişkiler içerisinde olamıyoruz. Sonuçta bu adam bizim lordumuz, bizi yönetiyor. Bu adam Türkiye ile kötü olacaksın derse kötü olmak zorundayız. Yapacak başka bir şey yok. Bu arada biz ekonomimizin onda biri kadar bir orduyu biliyorsunuz Azerbaycan topraklarında bulunduracaktık. Yani şu anda bu imzaladığımız antlaşmaya göre 4500'lük bir orduyu da Azerbaycan topraklarında bulundurmamız gerekiyor. Yani Bakü'ye falan yollamamız lazım. Bu da biraz sıkıntılı bir durum. Şu anda ekonomimiz buna el vermiyor. En yakın zamanda ekonomimiz el verdiği anda bu duruma biz de hemen ordularımızı Azerbaycan'da konuşlandıracağız. Lordumuzun topraklarını lordumuzla beraber lorduna sadık bir vasal olarak Zengezur Türk Cumhuriyeti koruyacaktır. Azerbaycan hükümetinin, respublikasının bir, ne denir ona, çekincesi olmasın. Çekince değil de, kuşkusu olmasın bu konuda, aynen öyle. Evet, şu anda asimilasyon işlemlerimiz tamamlandı ama hepsi %100 olmadı tabii ki. Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin politikası, Zengezur içerisinde yaşayan bütün insanların Zengezur hükümetini desteklemesine yöneliktir. Zaten hali hazırda öyle inanılmaz derecede büyük bir alanı, gerçi büyük bir alanı kontrol ediyoruz şöyle baktığımızda. Bayağı büyük bir alan hani bölge devletlerine göre, ama olsun. Yine de biz asimilasyonların sürekli olarak %100'de kalması taraftarıyız. Bu ülkede istikrarın ve düzenin hani yegane temelidir abi. O sebeple hepsini %100'e tamamlayacağız. Üşenmek yok beyler. Devlet için yapılacak hamlelerde, devlet için yapılacak icraatlerde
üşenme falan olmaz. Öyle bir şey yok. Devlet için eğer bir şey yapmak gerekiyorsa yapılır. Budur. Bizim de stratejimiz, politikamız budur abi. Evet, güzel. Hepsini de %100'e tamamladık gördüğünüz üzere. Asimilasyonların tamamının %100 olmasıyla beraber gelirimiz de şu ana kadarki en yüksek seviyesini gördü. An itibariyle Zengezur Devleti'nin geliri 1300 seviyelerine kadar çıkmış vaziyette. Yaklaşık 100 bin dukatlık bir parayı biriktireceğiz ve İran Devleti'ne karşı savaş ilan edebilmek adına ordu basım işlemlerini başlatacağız. Umarım o zamana kadar Türkiye çok fazla girmez İran'ın içlerine doğru. Çünkü girerse bizi alacak bir şey kalmayacak maalesef. Ama ben girebileceğini de zannetmiyorum. Hatta bence yakın zamanda barışabilirler de. Hatta biz bekleyelim abi. Daha da bekle. Daha da yıpransınlar bırak. İyice yıpransınlar yani. Gerek yok. Bu arada hala tam iyileşmedim. O yüzden kusura bakmayın. Yine ses birazcık yine burundan geliyor olabilir. Kaç videodur aynı zaten. Alışmışsınızdır herhalde ama. Bu arada ben birkaç videodur açıklamadaki Twitch linklerini yanlış koyuyormuş. Onu da yeni öğrendim. Son birkaç videonun Twitch linkini düzelttim. Bu videonunki de düzgün olacak. Oradan Twitch hesabımı takip edebilirsiniz dostlar. Evet güzel. Artık ordu basmaya başlayalım değil mi? Şimdi İran'ın ekonomisi şu anda 66 bin. Bize 50 binlik ordu çok net bir şekilde yeter bence. Yani fazlası zarar. Daha fazlasına bence ihtiyaç yok. O yüzden 50 binlik bir ordu fazlasıyla yeterli gelir diye tahmin ederekten şöyle seri bir şekilde ordu basım işlemlerime başlıyorum. Hemen biraz toplayalım bakalım şu orduları. Bir tane daha basalım bu toprakta. Çok güzel. Hemen başkentten bas. Tiflis civarlarından bas. Aa para bitti. Oğlum 50 bin ordu toplayamadık lan. 40 bin toplayabildik. Olsun ulan. 40 bin de yeter lan. Yani yaklaşık olarak 5 senedir. Ne 5 senesi? Oha. 8 sene 20 gündür savaştalar lan. 8 sene olmuş. İran ve Türkiye devletleri 2030 yılından beri savaştalar. Yıl 2038, adamlar hala paylaşamadılar toprakları. Ama artık ne yapıyoruz beyler? Madem siz 8 yıldır savaştasınız, toprakları paylaşamıyorsunuz. Ne olur abicim, iki kardeş bir şeyi paylaşamazsa abi devreye girer, iki kardeş arasında paylaştırır. Biz bunu yapacağız. Abi olarak şuraya bir devreye gireceğiz. Paylaştıracağız. Hadi bakalım. Paylaştırmayacağız daha doğrusu. Biz bir tane kardeşi kayıracağız. Yani biz abi olarak şu kardeşi daha çok seviyoruz. O yüzden bu kardeşi kayıracağız. Biz buna dalacağız abi. Bu kardeşi döveceğiz. Bu kardeşi döveceğiz. Evet şöyle hemen ordularımızı yollayaraktan bir başlayalım seri bir şekilde. Yani 1000-2000 orduyla savaşan adama 40.000 orduyla giriyorum. Herif neye uğradığını şaşıracak. Tahran hükümeti şokta. Tahran'da atılan bütün manşetlerde Zengezur Türk Cumhuriyeti ordularının, genç Zengezur Türk Cumhuriyeti ordularının ne kadar büyük güçlerle İran topraklarına giriş yaptığı şu anda konuşuluyor. Halk, İran halkı bir panik halinde. Fakat Zengezur Türk Cumhuriyeti hükümeti yöneticisi olarak ben halka herhangi bir zarar verilmeyeceğinin İran milletine garantisini veriyorum. Değerli İran halkı, herhangi bir korkmanızı gerektirecek bir durum bulunmamakta sevgili İran halkı. Şöyle hemen devam edelim ilerlemeye. Çok güzel, çok güzel. Evet, Türkiye de o tarafı kapattı. Harika haber. Yani ordularımızın tamamı en ön cephede savaşmaya devam edebilir. Çok iyi abi. Şu anda Türkiye'nin de önünü kapattık. Yani İran'la ben açıkçası 1vs1 kaldık şu anda. Bakalım bizi nasıl bir aksiyon bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Şöyle 3000 ordu şuraya kaysın. Çok güzel. Evet, şimdi ilerlemeye başlayabiliriz abi. Gördüğünüz üzere Tahran'a giden ordunun sayısını biraz daha yüksek tuttum. Şu 12 binlik ordunun yarısı Tahran'a gidecek. Bir de buradaki 6 binlik ordu Tahran'a gidecek. Yani toplam 12 binlik bir orduyla Tahran topraklarına saldırı yapacağız. Eğer kayıp vermezsek tabii ki. Şöyle devam edelim hocam. Şöyle yarısı şuraya gidecek demiştik. Aynen öyle. Evet çok güzel abi. Tahran önlerine şu anda 11 binlik bir orduyla geldik. 11 binlik böyle nasıl desem fetih ateşiyle yanıp sönen Zengezur Türk Cumhuriyeti ordusu Tahran önlerinde saldırımızı gerçekleştirdik. Ve tabii ki de başarılı oldu abi. Harika. Mükemmel. Tahran'da düştükten sonra bu saatten sonra artık kimse kurtaramaz İran devletini. İran devletini bu saatten sonra kimse kurtaramaz. Artık İran toprakları bizim tarafımızdan yönetilmektedir. Hayırlı uğurlu olsun. Zengezur Türk Cumhuriyeti hükümeti yıllardır bölgede Türkiye ile savaşarak istikrarsızlığa neden olan İran devletinin hükümetine el koymuştur abi. Bu bölgeyi istikrarsızlaştırmalarına izin vermeyeceğiz hocam. Bizim amacımız budur yani. Yoksa bizim İran'ın topraklarında gözümüz olmadığını cümle alem biliyor. Evet çok güzel. Aman tamam, az daha aradan geçeceklerdi, orayı boş bırakmışız yanlışlıkla.
Güzel, devam edelim ilerlemeye. Zaten kalan İran toprakları, hani herhalde size oyunu anlatmama gerek yok abi. Bomboş topraklar. Zerre ordu çıkaramayacağı topraklar oralar. O yüzden burada artık savaş bitmiştir diyebiliriz abi. Çok güzel. Hala da hayvan gibi ordumuz var. Yani demek ki 50 bin ordu falan diyorduk biz. 50 bin ordu bassak anca yeter falan diyorduk. 30 bin ordu bile yetermiş net yani. Hiç gerek yokmuş 50 bin ordulara, 40 bin ordulara falan. Devam edelim ilerlemeye. Son birkaç tane toprakları zaten bitmek üzere. Bu arada İran devleti de bayağı büyük bir devlet. Yani şöyle baktığınızda eyaletleri al al bitmiyor. Gerçekten çok fazla toprağa sahipler. Toplam kaç toprakları vardı bu arada? 66 adet eyaletleri varmış biz savaşa girdiğimizde. Şu anda biz onların 51 tane eyaletini kontrolümüz altına almışız Zengezur Türk Cumhuriyeti olarak. Ve kaldı geriye birkaç tanesi. Kaç kaldı abi? Evet, şu anda sadece 6 tane eyaletleri kaldı. Onları da bitirdik. Son eyalet ve İran devletini. Sadece 4 ay süren bir savaşta. Bak sen gelirsin burada. Türkiye ile 8 sene savaşır. Ortaya bir sınır çizemezsin. Biz geliriz 4 aya düşürürüz İran'ı. Budur. Budur hocam. İşte büyük devletin, büyük hükümetin yapabileceği iş budur. Çok güzel. Hemen barış müzakerelerine geçelim. Önce Türkiye barışsın. Evet, Türkiye o 2 adet toprağı eline geçirdi. Türkiye o 2 toprağı hak etti. Yani bu 2 toprağı Türkiye'nin almasına ben bir şey demem şahsen. Hak etti. 8 yıllık savaşın sonucunda en azından 2 tane toprak alsın. Yani o bile bir teselli değildir ama hadi hadi oğlum ağlama, tamam al şunları şeyi, payı. Neyse, şuraları da biz alalım abi seri bir şekilde. Aslında şu toprakları Azerbaycan'a kazandırabilir. Yok ya, sınırlar çok kötü olur. Buraları biz alalım abi, full biz alalım. Tamamını alabiliyor muyuz? Galiba alamıyoruz. Şöyle yapalım. Ne kadar alabiliyorsa. Ha güzel, güzel çizdi sınırları. Sadece şunları bir iptal edeceğim. Onun yerine bununla bunu alacağım. Bir de şurayı da iptal et. Bir yıldız. Bunu da iptal, bunu al. Bir yıldızımız daha var, onunla da bunu al. Ya da bunu al. Ya da bunu al. Evet, bu şekilde güzel abi, tamam. Bu şekilde bir barış anlaşması bence gayet uygun görünüyor. Bu barış antlaşmasıyla beraber artık Basra Körfezi'nden ta burada Rusya topraklarının Ukrayna'ya kadar uzanan büyük bir toprak parçasını yöneten bir devlet haline geliyor Zengezur Türk Cumhuriyeti. Şimdi abicim, Topluluk kanalına bu akşam iyi bakın. Topluluk kanalından bir anket yapılacak. Zengezur Türk Cumhuriyeti olarak bağımsızlığımızı ilan edelim mi? Etmeyelim mi? Azerbaycan vasal olarak kalmaya devam mı edelim? Bu oylamaya kesinlikle hepinizin katılımını bekliyorum. Bu bölüm bağımsızlık ilan edilmeyecek ama toplulukta yapılacak oylamaya göre eğer siz evet kardeşim bağımsızlık ilan et derseniz bağımsızlık ilan edeceğiz. Yani tamamen hem bu bölgenin geleceği hem de Zengezur Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ilişkilerinin geleceği sizin toplulukta vereceğiniz oylara bağlı. Ona göre verin oylarınızı. Önemli bir oylama. Evet, şimdi paramız artıya çıkacak kadar ordu terhis edelim. 20 bin o bile çıkar. Hepsini terhis et. Mecburen abi. Yapacak bir şey yok. Tamam, şimdi artıya çıktık. İran topraklarının da asimile edilmesiyle beraber bizim gelirimiz iyice artacak ve artık Azerbaycan topraklarında nihayet ordu tutabileceğiz. O verdiğimiz ekonominin %10'u kadar ordu tutma işini sonunda gerçekleştirebileceğiz. Şu anda %10'u hesaba katılırsa 8200'lük bir ordu tutmamız gerekiyor Azerbaycan topraklarında. Hani imzaladığımız vasallık anlaşmasına göre. Yani lordumuzun topraklarında 8200'lük bir ordu tutmamız lazım ama şu anda paramız yok, ordu basamıyoruz. Ve Azerbaycan bizim içinde bulunduğumuz bu imkansızlıkların farkında. Ayrıca Azerbaycan yatsın kalksın bana dua etsin. Rusya'dan, birdenbire niye öyle çıkıştım bilmiyorum. Rusya'dan toprakları bizim sayemizde aldılar, biz davet ettik. İran tarafı şu anda Azerbaycanlılar tarafından yönetiliyor, bizim sayemizde. Rusya'nın Kafkas toprakları Azerbaycanlılar tarafından yönetiliyor, bizim sayemizde. Karadeniz'e gepgeniş bir sınırı var şu anda Azerbaycan Türklerinin, bizim sayemizde. Yani sen yat kalk bana dua et sevgili Bakü hükümeti, sevgili lordum. Yatın kalkın bana dua edin yani. Ona göre. Hani başkentinde ordu tutmuyor diye sorun falan çıkarırsan ham yaparım seni, affedersin ama ham yaparım yani. Kusura bakma ama lordum, bunları şimdi söylemek de zorundayım yani. Neyse, zaten toplulukta yapılacak referanduma göre bakacağız, yeni bir karar alacağız. Avrupa'nın genel bir durumuna bakmak gerekirse Yunanistan. Yunanistan? Ne oluyor oğlum, senin bir tarafların kalkmış? He? Ne oluyor öyle bütün Balkanları falan alıyorsun? Hayırdır yani? Hayırdır kardeşim? Oraya da mı nizam getirelim? Bak, orayla zerre alakası olan bir devlet değilim. Kalkar oraya da nizam getiririm bak. Ona göre. Yani sinirlendirmeyin bizi. Zengezur Türk Cumhuriyeti hükümeti sinirlendiğinde her şeyi yapabilecek derecede potansiyele sahip bir devlettir, bir hükümettir kardeşim. Ona göre yani. Ayaklarını denk alsınlar.
Evet, şöyle yavaştan simülasyonlarımızı başlatalım İran topraklarında. Zaten bayağıdır başlatamadığımız için kendi kendilerine birazcık artmış asimülasyonları. %7-8 seviyelerine çıkmışlar. Ama yine de tabii ki asimülasyonları başlatmamız gerekiyor. Güzel. Bir kez daha başlatalım. Bu toprakların ekonomisi bu arada öyle kötü değil ha. Yani şöyle bir ekonomik değerlere baktığımızda, ülkemizin bütün toprakların ekonomik değerlerine baktığımızda, özellikle Tahran'da güzel bir ekonomi var. Ve Tahran şu an ülkemizin en değerli ekonomik toprağı. 8800'de. Yine aldığımız topraklardan bir tanesi Sari toprağı. Şu anda 2500 ekonomiyle gerçekten iyi bir yer kaplıyor Zengezur Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisinde. Şimdi şöyle biraz daha paramızı biriktirelim, asimilasyonları tam tamamlayalım ve yapacağımız sıradaki hamlelerin planlarını şöyle seri bir şekilde çizmeye başlayalım bakalım dostlar. Evet, şu asimilasyonları artık bir tamamlamamız lazım. Güzel, güzel. Bitti mi lan? Yok, bitmemiş. Ama az kalmış. Şunları da başlatalım. Ya keşke şunların hepsi direkt olarak %100 olsa ya. Çok çok güzel olurdu vallahi. Bir daha 2 saat uğraştırmazlardı bizi. Sarardı yani. Böyle olması üzücü abi gerçekten. Bu arada beyler yine söyleyeyim. Muhtemelen yarın yaparız diye tahmin ediyorum. Bir Pixel Planet yayınımız olacak. Şimdi bu Pixel Planet'te durum çok karışık bir şey. Normalde önceden bu kadar çok oyuncusu da yokmuş bu Pixel Planet'in ve son zamanlarda artmış. Yarın biz de bir gireceğiz. Ama böyle sağa sola her tarafa önüme gelene saldırırım kafasında oynayanları yanlış anlamadıysam oyun banlıyormuş. Biz de İlliria diye Hırvatistan, Bosna Hersek ya da Karadağ tarafından kurulan bir Pixel Planet sunucusuyla ortak olduk. Sırbistan'ı alacağız, tamam mı? Sadece Sırbistan'ı alacağız. Bir de belki Bulgaristan'ı alabiliriz. Her neyse, Pixel Planet yayınımız yarın, ona da katılmanızı öneririm dostlar, gerçekten zevkli olacak. Ha bu arada kesin değil ha, yarın kesin değil. Belki cuma akşamı da yapabiliriz hafta sonuna denk geliyor diye. Ama yarın da olabilir. Yani bir ihtimal var. Hatırlatayım dedim. Evet, o sırada ben konuşurken bütün asimilasyon işlemlerimizi de gördüğünüz üzere tamamladık. Artık şu sözümüzü tutalım değil mi abi? Artık tutmamız lazım. 8500'lük bir orduyu çok seri bir şekilde Bakü topraklarında oraları koruması kollaması adına görevlendiriyorum abi. Hemen bir toplayalım. Bu arada gereğinden fazla topladık. Tamam, gereğinden fazla olanı kapanda tutarız. Şöyle 8500 ordu Bakü'ye gelsin. Burada da bir ikmal kampı inşası. Aynen öyle. Çok güzel. Evet, şimdi bizim gelirimiz neden bu kadar geride? Çünkü biz zerre teknoloji yatırımı yapmadık. Artık biraz teknoloji yatırımı yapmamız lazım. Baksana devlet teknolojiye açmış abi ya. Yani en azından şu Türkiye, Azerbaycan'ın falan seviyelerine gelebilmemiz lazım. Mesela Yunanistan çok ilerlemiş teknolojide. Yani adamlar teknolojinin bel kemiği olmuşlar dünyada. 0.83 ne demek? Ya şu anda gerçekten dünyaya teknolojide Vietnam mı önderlik ediyor? Gerçi Vietnam... Olabilir yani. Fransa 2. sırada, Yunanistan 3. sırada, Amerika 4. sırada. Yani Amerika bence biraz geri kalmış. Amerika'nın daha ileride olmasını beklerdim. Her neyse, biz bir kendi seviyemizi arttıralım abi en iyisi. Onlarla uğraşmak yerine. Şöyle teknolojiye biraz daha teknoloji puanı verelim. Çok güzel, fullledik, harika bir de ordu bakımına veriyorum. Çok iyi. Yalnız gelirimizi ne kadar arttırıyor fark ettiniz mi? Ya binlerde olan gelir şu anda 3000'e çıktı. Yani inanılmaz bir artış gerçekten. Bu yüzden işte teknoloji yatırımları son derece önemli. Evet, devam edelim. Biraz daha paramız biriksin. Bir kez daha teknoloji yatırımı gerçekleştirelim. Yani önümüzdeki hamleleri, önümüzdeki planları gerçekleştirmeden önce bu devletin kasasını bir doldurmamız lazım. Bu devletin kasası boş ve dolmuyor. Dolması gerekiyor. O yüzden bizim teknolojik yatırıma ihtiyacımız var. Şöyle hemen teknolojiye bir kez daha abanalım bakalım. Sağlam bir şekilde abanalım. Güzel, 0.64, 0.65 harika. 0.66 mükemmel. Böyle devam koçum, böyle devam. Harika. 0.67. Şu anda Azerbaycan lordumuzu geçmek üzereyiz. Türkiye'yi hali hazırda geride bıraktık şu anda teknolojide. Türkiye niye teknolojide o kadar geri kalmış bilmiyorum bu arada. Hani sonuçta çok fazla ilerlememişler fetih açısından da. Buna rağmen çok geride kalmışlar teknoloji açısından. Bu da yine şaşırtıcı istatistiklerden bir tanesi. Bölgedeki devletler adına. Evet, Azerbaycan'ı geçmek üzereyiz bu arada. Büyük ihtimalle paramız bitene kadar Azerbaycan'da teknolojik açıdan artık Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin gerisinde kalacak. Tekrar hatırlatıyorum. Topluluktan oylamaya katılmayı unutmayın. Muhtemelen saat akşam 10 civarında oylamayı açarım. Ve sizce bağımsızlığımızı ilan edelim mi etmeyelim mi şeklinde bir soru soracağım. Ankete katılımınızı bekliyorum dostlar. Bu önemli referandum bütün bir milletin katılımına ihtiyaç duyuyor. Evet, teknolojide de bu arada Azerbaycan'ı geride bıraktık. Artık bir dahaki hedeflerimizi, bir dahaki planlarımızı bir dahaki bölümde çizelim. Bence bu bölüm planlarımıza fazlasıyla ulaştık. Hem İran devletini ele geçirerek topraklarımızı genişlettik. Hem Azerbaycan ve Zengezur'un toplam yönettiği alanı epey genişlettik. Hem de teknolojik yatırımlarımızla devletimizi münasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı başardık. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur.
Video beğenirseniz like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadık linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir, Twitch hesabımı takip edebilir, ageofstorytürk.com forumunu ziyaret edebilir ve Instagram hesabımı takip edebilirsiniz dostlar. Bazen unutuyorum artık. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.